Evet, selamlar dostlar. Nasılsınız? Retro Cuban bir bölüme daha hoş geldiniz. Bugün tam 10 sene önce çıkmış olan Legend of Zelda Skyward Sword Limited Edition Pack kutu içeriğine bakacağız. Aslında kutusunu ben açmıştım ama onun da bir hikayesi var. Ama video geçmeden önce şunu söylemem lazım. Biliyorsunuz bu sene Zelda'nın 35. senesi ve 35. senesinde Nintendo Switch'e ben çok fazla oyun beklerken Zelda Skyward Sword HD duyurdu Nintendo ve bunun için bir tane Joy-Con duyurdu ekstradan. 70 dolara satmak için bir Joy-Con duyurdu. Oyunu da 60 dolara satacak. İkisinin toplamı Türk parasıyla 1000 liraya yakın para ediyor. Tabi bunu Amazon'dan alırsanız işte o zaman kur değişir, gümrük değişir falan. 1000 liraya çok çok geçecek bir para yapıyor. Bunu ise 10 sene önce Nintendo bu şekilde bakın kontrolörle işte CD ile ve oyunla ve içerisinde de kitapçıklar vesaireyle böyle güzel bir bundle şeklinde 60 dolara satıyordu. Ben de bunu yaklaşık bir 5 sene önce hepsi burada.com'dan 200 TL civarını aldım. Yani adamlar 25. yıla özel böyle bir bundle yapmıştı zamanında. Hem V-Remote hem işte Soundtrack CD'si hem de oyunu vermişlerdi. Şimdi ise iki katından fazlaya iki tane farklı ürün satıyorlar. Ve bundan dolayı da ben de bu videoyu yapma gereği duydum. Hani adamlar 10 sene önce bize neler sunuyordu, şimdi neler sunuyor, bunu görmenizi istedim arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben bunu normalde yıllar önce, yaklaşık 3 sene önce kanala açılışını yapmıştım. Ama video çekmeyi bırakmış kamera ve o yüzden yalan olmuştu. Yani onu ilk defasını kanalda açmıştım. Şurada falan böyle işte bantı falan vardı, yırtmıştım falan şurada bakın. Bayağı da çene çalmıştım. Ama işte olmadı. Neyse. Hadi şimdi kutuya bakarsanız içeriğini görüyorsunuz. Burada işte V-Remote var. Hatta V-Remote Plus bu abi. Soundtrack CD'si ve oyun var. Kutusu sapsarı, böyle inanılmaz güzel kutusu var. Bu oyunda aslında güzel bir Zelda oyunu. Hakkı yenmiş bir Zelda oyunu. Yani biraz da oraya doğru. Biraz uzun bir oyun. Ve işte ne bileyim işte şu kollarla oynaması da çok keyifli değil. Ama işte Nintendo Switch'teki HD versiyonunda Gamepad'le de oynayabileceğiz bunu. Ama aslında bu şekilde remote'la da oynamak isteyen olursa da kötü değil, onu da söyleyebilirim ama ben gerçekten sıkılmıştım, oyunun yarısında bırakmıştım. Neyse, kutuya bakın, sapsarı mükemmel bir kutu. İçerisinde şurada gösteriyor işte V-Remote'u, şöyle göstereyim size. Efsane bir kutu işte. Neyse, kutuyu geçelim. Kutunun içerisine şöyle bakın, burada oyun var. Burada işte remote var, V-Remote. Bayağı da güzel, onu hatta direkt çıkardım. Şu bakın, tepedeki ışık üzerine parlıyor. Hatta bakın içerisinden iki tane kalem pil çıktı. Şu çıktı yani, bir de şu koluma koruma şeyi çıktı, koruma kılıfı. Ve şunu da verdi Nintendo. Normalde bu tavsiyeler çok yapmaz. Çok güzel, mükemmel, bakın gördüğünüz gibi çok güzel. Bu çıkıyor içerisinden. Bakın bakın bakın. Oyun tabi burada. Ops. Bir tane Soundtrack CD'si 25. yıl diye belirtiyor gördüğünüz gibi. Soundtrack CD'si var. Soundtrack CD'si de sapsarı, böyle Zelda altın sarısı, efsane. Gördüğünüz gibi oyun var. O da ne? Kitapçık mı yok? Tabii ki de kitapçık var ama kutunun içerisinde arkadaşlar. Bakın daha içerisinde baya baya bir şey var. Şurada işte V-Remote ile ilgili dokümanlar var. Şunu şöyle çıkartayım. Bakın baya adamlar masraftan kaçmamış. Bunlar çok detaylı, çok güzel şeyler değil. Şuraya bir gelelim. Bakın arkadaşlar, bayağı sağlam bir kitapçık. Şöyle de bakarsanız çeşitli dillerde içerik olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bayağı burada oyunla ilgili güzel güzel bilgiler var. Tabii Nintendo zamanları uyanmıştı. Ben bunu ayrı olarak satabilirim kafasındaydı. Bunun tabii ayrı olarak daha kalın böyle bir kitapçığı var. Amazon'da satılıyor 300 lira civarına. Bunda sadece temel şeyler var. Hani bunların böyle kalın olduğuna bakmayın. Başka dillerde. Aslında şöyle bir İngilizceye bakarsak kaç sayfaymış? Genelde hani anlatıp evet. Şöyle 12 sayfa aslında. 12 sayfalık bir kitabın Almanca, Fransızca, Çince, Mince, Rusça dillerde çeşitli çevirileri var diyeyim. Onun dışında şöyle bakın. 25. yıla özel senfoni orkestrasını kaydettiği Zelda müziğiyle ilgili bilgiler var burada. Yani bu CD'nin kitapçığı olarak düşünebilirsiniz. Yani müzik CD'sinin kitapçığı olarak düşünebilirsiniz. Bakın burada ne çıktı.
Nortek. Nortek zamanından bir şeydi bu. Nortek güven şey var, garanti belgesi var. 2 yıl garantisi varmış bunun. 18 Mart 2011 diyor. Hatta neredeyse tam 10 yıl olacak ha. Şu anda 5 Mart. Şurada da Nortekin Türkçe kılavuzu var. Bakın. V kullanmakla ilgili kılavuz var abi burada. Benzer şeylerin başka dilleri İngilizcesi var. Bakın daha havalı. Kullanım kılavuzu daha havalı. İngilizce olan. Burada Xenoblade falan var. Güzel şeyler var. Oyunlardan da bahsediyor. Bir de V'nin genel bir kullanımı var. İngilizce kullanım kılavuzu var. Bir de ne çıktı? Nintendo Club için bir şifre var. Kazıyıp girmek gerekiyor ama artık öyle bir şey yok yani ne yazık ki. Burada da o dönemin hediyeleri herhalde verdiği Nintendo Club hediyeleri. Böyle arkadaşlar yani 1000 liraya adamlar şu anda bunların hepsinden daha azını satıyor. Elimiz mahkum alacağız. Hani ben özellikle Zelda koleksiyonu yaptığım için alacağım galiba. Özellikle Joy-Con'u önce almayı planlıyorum. Sebebine gelirsek Joy-Con bulunmuyor abi. Nintendo böyle limitli yapıyor her şeyi. Böyle arkadaşlar yani bu güzel. Güzel bir içerik var kutuda. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yorumları yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram'a gidebilirsiniz. Discord'a gidebilirsiniz. Bu. Hadi kendinize bakın. Bay bay.